Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda buzdolaplarında bulunan bakın şu parça dryer'den bahsedeceğiz. İçini de açıp içini göstereceğiz ne işe yarıyor. Arızalandığında buzdolabınız ne gibi sorunlar çıkarır? Yani bu dryer hani kaynak makinesiyle kolayca değiştirilen bir parça. Ancak kaynak makineniz olması lazım. Bakır kaynak, maşa kaynak, oksijen kaynağı. Ve basit bir tamirdir aslında. Mesela buzdolabınızın motoru çalışmıyor. Kaldı öylece. Böyle hiç hareket etmiyor. Bütün kablolarına falan baktınız sağlam. Dolayısıyla da soğutmaz. Dryer'den şüphelenmek lazım. Tıkandığı zaman buzdolabı motoru bir süre sonra durur. Tıkalı olduğundan motor stop eder. Sıfır motor dahi taksanız çalışmayabilir. Hemen parçamızı alalım, sökelim, parçalalım, içinde gösterelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda buzdolaplarımızda kullanılan dryer'den bahsedeceğim. Neden dryer? Dryer çok önemli bir malzeme, çok önemli bir parça. Buzdolaplarının soğutmama arızalarının en baş sebeplerinden birisi, hatta kompresör tıkanması, kompresörün bozulması, hepsi şu küçük bakır borudan kaynaklı olabiliyor. Şimdi bu dryer'ın içerisinde birazdan açacağım, göreceksiniz, toplar var, silikon jel. Bu toplar buzdolabının içerisindeki nemi, yani soğutma esnasında borularda dolaşan nemi içine emerek bu nemin dolaba zarar vermesini engelliyor. Yani kuru havayla çalışmasını sağlıyor dolabın. Zaman içerisinde bu toplar şişerek tıkanıyor. Ya da sistem içerisinde yağ vesaire karışınca bu dryerlerde tıkanıyor. Ne oluyor? Buzdolabı iyi soğutmuyor. Daha üst seviye tıkanmalarda kompresör çalışmaz. Mesela yeni bir kompresör aldınız. Buzdolabının motorunu değiştiriyorsunuz ve kompresör çalışmıyor ama sıfır. İşte bundan şüpheleneceksiniz. Dryer tıkandıysa kompresör çalışmaz. Arada çalışır, arada keser. Böyle vurursun elinde, bir çalışır, sonra durur. Kompresörün arızasına kadar da gider yolu. Şunu açalım, keselim. Siz de görün içini. Hani diyoruz ya içerisinde jel var, toplar var. Hani toplar? Titresini de göstereceğiz. İçinde olan bu. Bakın şurada filtre görüyorsunuz. Bu toplar nemi topluyor ve sistem içerisinde kuru hava dolaşmasını sağlıyor. Filtreyi çıkarabilir miyiz? Deneyelim bakalım. Filtre de bu arkadaşlar. Gayet basit bir malzeme. Buradan geçen burada silika jellerde tutuluyor. Ondan sonra işlem bitiyor. Bunlar zaman içerisinde şişerek ya da içerisinde pislikler gelerek nasıl gelir? Yağdan gelir, motordan gelir ya da montaj esnasında kötü içerik çıkarılmıştır vesaire. Bundan dolayı olabilir. Dryer çok önemli parça. Bunları kaynak yaparken oksijen kaynağı ya da maşa kaynak kullanılıyor. Bakır kaynakla yapılıyor. Oksijen kaynağında bir sıkıntı var. Kaynağı yaptığınızda içeriği de eritme riski var. Maşa kaynağın ben daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani şunu da açabiliriz. Açalım hatta, bunu da görün. Hepsi aynı arkadaşlar. Boyutları farklı sadece. Şimdi bu video izlenmeyecek. Çok fazla kişi bu videoya böyle bakmayacak ama çok önemli bir video. Çünkü dryer'ınız tıkalıdır. Tamirci çağırırsınız. Motor gitmişler. Motor değişecekler. 6.000 7.000 lirayı patlatır size. Ama şu parçayı bilmiş olsanız, bu videoyu izlemiş olsanız motorun sağlam olabileceğini düşünebilirsiniz. Elinizden bu işler geliyorsa motoru sökersiniz. Haricen bir çalıştırırsınız, çalışıyor mu çalışmıyor mu. Motor çalışıyorsa dersiniz ki dryer'de sıkıntı var. Bazı acemi ustalar da gelir, sistem iyi soğutmuyor, motorun ömrü bitmişler. Bunu değiştirirse çözecek, çözemez. Yani motoru değiştirme, dryer'ı değiştir. Arıza bundansa ya iste 1000 lira 1500 lira iste, bir şey demiyoruz. Ama motoru değiştirip 6-7 bin lira, çok özür dilerim, geçirmek yani insafsızca. O yüzden herkesin bu dryer meselesini iyi öğrenmesi lazım. Ama
Öyle videolarım var ki altın değerinde, insanları ciddi masraftan kurtaracak videolar, ancak talep görmüyor. Çünkü o meselenin o kadar önemli olduğunu düşünmüyor insanlar. Yani şu ne kadar önemli olabilir ki? Motor var ya buzdolabında, gaz var, evaplar var, fanlar var. Bu ne arkadaş? Fan bozulursa görürsün, ancak bu bozulduğunda göremezsin, hissedersin. Bunu da ekstradan bir de şuraya filtre koymuşlar. Çift taraflı. Daha iyi diyebiliriz. Mesela burada elime yağ geldi. Dolap taşındığında öyle de bir videomuz var. Nasıl taşınır? Taşındıktan sonra ne yapılır? İşte o videomuzda anlatıyoruz. Sonra insanlar tabi izlemiyor, bilmiyor. Alıyor dolabı şehirden şehire taşıyor. Sonra eve bir kuruyor. Dolap çalışmıyor. Gitti. Veya yarım saat çalışıyor, gidiyor. Niye? İşte dolap taşınırken içerisindeki yağ sisteme karışıyor. Dryer'in içine karışıyor. Borulara karışıyor. Ne oldu? Dolap çöp oldu. Aslında üreticilerin işine geliyor bu. Alsın yenisini. Deldik zaten, parçaladık. Neyse arkadaşlar, bu kadar. Videoyu daha fazla uzatmaya gerek yok. Videomu burada son veriyorum. YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.